Fon dolandırıcılığı davasının tutuklu sanığı Seçil Erzan'ın avukatıyla cezaevinde yaptığı görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Bugünkü gazetelere avukatın ağzından yansıyan görüşmede Seçil Erzan'ın "Plan yapmadım. Bir planım olsaydı Arda Turan'dan aldığım son parayla kaçardım." dediği iddia ediliyor. Futbol dünyasını sarsan fon dolandırıcılığı davasının kilit ismi olan tutuklu sanık Seçil Erzan'ın cezaevinde kendisini savunması için bir avukat aradı ve koğuş arkadaşının önerisiyle bir avukatla görüşme yaptığı ortaya çıktı. İsmini vermek istemeyen avukat görüşmenin detaylarını açıkladı. Üzerinde hala tutuklandığı zamandan kalan kıyafetler vardı dedi. Ayakkabıları şıktı, yorgun ve şaşkın görünüyordu. Şok halindeydi diyebilirim. Çok dolandırıcılık davasına baktım, tecrübeliyim. Bu kadının profesyonel bir dolandırıcı mantığıyla hareket ettiğini sanmıyorum. Anlattıklarına bakılırsa da bir sarmala girmiş, etrafındakilere para kazandırmış. İddiaya göre avukat tıkanacağı belli olan süreci neden devam ettirdin diye sordu. Erzans'a anı kurtarmaya çalıştığını hiçbir plan yapmadığını belirtti. O kadar kendimi kaybetmiştim ki açığı kapatmak için elinden geleni yaptım çarkı döndürmeye o yüzden devam ettim. İlk para aldıklarım da sürekli sıkıştırıyor para alıyordu. Akrabalarımda dahil para yetiştirmeye çalıştım plan yapacak çok vaktim ve enerjim yoktu. Eğer bir planım olsaydı Arda Turan'dan aldığım son parayla kaçardım kimse de beni bulamazdı. Erzan avukata tefecilerin eline düştüğünü de anlattı. Zorla bana para vermeye çalışanlar bile vardı. Almak zorunda kaldım çünkü fazlasıyla faiz alacaklarını biliyorlardı. Almak istemediğim halde kapalı çarşıda biri bana zorla para verdi. En yakınımdakiler bile benim üzerimden geçinmeye başlamıştı. Görüşmenin ardından avukat parada anlaşamadıkları için Erzan'ın avukatlığını yapmaktan vazgeçtiğini belirtti. Öte yandan Seçilerzan 9-10 Nisan tarihlerinde banka yetkilileri tarafından Şişli'deki genel merkeze götürülüp sorguya alınmıştı. İşte o sorgunun detayları ve görüntüleri de ortaya çıktı. Erzan Genel Müdürlüğe 9 Nisan pazar günü sabah saatlerinde getirildi. Erzan'ı hem kendisine 500 bin dolar para kaptıran hem de kuryelik yaptığı ortaya çıkan zabıta amiri Hüseyin Eligül getirdi. Daha sonra 18. kattaki toplantı odasına yönlendirildi. İlk gün sorgu tam 12 saat sürdü. Görüşmeye 6 üst düzey banka yöneticisi katıldı. Erzan yöneticilere kurmuş olduğu sistemi, kimlerden ne kadar parayı nasıl aldığını, nasıl ödeme yaptığını detaylıca anlattı. Bu sırada yöneticiler toplantı odasından sık sık çıktı. Gece saatlerinde biten sorgu ertesi gün yeniden başladı. Ancak Erzan sabah saatlerinde bankaya gelirken yorgun ve bitkindi. Öğle saatlerinde ise fenalaştı. Odaya sağlık görevlisi çağrıldı.